Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözün yerine ayrı içinde verilen söz getirildiğinde cümlenin anlamı değişmez. Yani bana diyor ki altı çizili sözcüğün yerine ayrı içindeki kelimeyi getirirsen cümlenin anlamı değişmeyecek. Hiçbir farklılık olmayacak. İster o kelimeyi ister o kelimeyi kullansan verilmek istenen mesajı asla değişmeyecek diyor. Peki A. Özenle pişirdiği kurabiyeleri bir tabağa koyup masaya getirdi. Dikkatle pişirdi demek değildir. Çünkü özenle kelimesinde bir işi titizlikle yapma anlamı vardır. Dikkatle de ise bir duyguyu, düşünceyi tamamen bir şeye yoğunlaştırma anlamı vardır. Dolayısıyla dikkatle kelimesini getirirsek cümlenin anlamı değişiyor. Bugün de işleri bitirdik, artık gitme vakti geldi. Gitme süresi geldi olmaz. Burada süre kelimesinin yerine zaman kelimesinin gelmesi gerekir. Çünkü vakit bu cümle için o işe ayrılmış bir zaman dilimini kapsar. Dolayısıyla B seçeneği de olamaz. Adamın çok güçlü olduğu her halinden belliydi. Adamın çok zor olduğu her halinden belliydi. Anlam tamamen değişiyor. Buradaki aslında güçlüyle kastettiği adamın çok kuvvetli olmasıdır. Dolayısıyla güçlü kelimesinin yerine zor kelimesini değil, kuvvetli kelimesini getirmesi gerekiyordu. Şimdilik bu kadar parayla idare et, sonrasını düşünürüz. Şimdilik bir süreliğine, verilmiş olan süre içerisinde gibi zamanda bir daralma anlamı var. Yani belirli bir sürelik anlamı var. Dolayısıyla ben altı çizili sözün yerine doğrudan ayrıçını verilen kelimeyi veya kelime öbeğini getirdiğinde anlam değişmiyor. Cevap bu anlamda D görünüyor kooperatif toplantısı şiddetli tartışmalar sonunda iptal edildi. Şimdi şiddetli tartışmaların olduğu yerde nitelikli bir tartışma olduğunu söyleyemezsin. Çünkü nitelikte biraz da böyle kalite var. Ama şiddetli derken insanların duygularını kontrol edememesi, hiddetlenmesi gibi bir anlam var. Dolayısıyla buradaki hiddetli kelimesini vermesi daha mantıklı olurdu ayraç içinde. Ya da hararetli demesi daha doğru olurdu. Ama nitelikli ifadesini kesinlikle karşılamıyor. Karşılayan tek seçeneğimiz var. O da D seçeneği. Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangisinde yansıma sözcük kullanılmıştır? Öncelikle yansıma sözcük doğadaki seslerin taklit edilmesiyle oluşan sözcüklerdir. Doğrudan işitme duyusuyla duymamız gerekiyor. Bunu hatırlayalım. 1. Boğazından lıkır lıkır geçen. 2. Şu suyun kıymetini bil. 3. Nedir ki bu mavilik deme. 4. Pencereden görebildiğin kadar. 5. Göğün kıymetini bil. Şimdi dizelerine baktığımızda birinci dizede bize bir ikileme içerisinde aslında yansıma sözcük vermiş. Bunu görüyoruz. Lıkır lıkır derken şuradaki lık sesi bizim bir suyu ya da bir sıvıyı içerken o suyun sıvının değil mi yemek borumuzdan geçerken çıkardığı ses. Lık 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 diye o ses çıkıyor. O zaman ne diyorum? O sesi duyuyorum ben doğrudan. Demek ki doğrudan duyabildiğim sesler yansıma sözcüklerdi. E işte burada yansıma sözcük var. O yüzden de cevabım A seçeneğidir. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur? Sesteş yazılışları, okunuşları aynı, anlamları farklı olan sözcüklere verilen isimdir. Numaralanmış sözcüklere baktığımızda, allar kuşan, has bahçeden güller takın derken, al kelimesinin bir renk anlamı var, kırmızı anlamına gelen, bir de almak anlamı yani fiil anlamı var. Dolayısıyla sesteş bir kelimedir. Güller kelimesinde gülün altını çizmiş. Gül kelimesinin bir çiçek anlamı var. Bir de gülmek fiili olan anlamı var. Dolayısıyla sesteştir. Takın derken tak kelimesinin altını çizmiş. Tak dediği bir yansıma sesi olarak karşımıza gelir. İki, bir şeyi takmak anlamı var. Bir de resme geçitlerde altından geçilen süslemeye verilen kemer anlamı var. Dolayısıyla üç anlamı olduğu için sesteş sözcüktür. Bir düştür seyrettiğin aynada madem dediğinde düş kelimesinin çizmiş altını düş kelimesinin bir rüya anlamı var bir de düşmek anlamı var dolayısıyla sesleştir ancak ayna sözcüğünün kendi yansımamızı gördüğümüz nesne adı anlamı var başka bir anlama gelmiyor o yüzden ayna sözcüğünün sesleşi yoktur cevap E seçeneği bu cümlede geçen bulanık ve taşkın sözcüklerinin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse Cümle eskisine göre karşıt anlam kazanır. Bulanık ve taşkın kelimesinin karşıt anlamını bulacağız cümledeki anlama göre. Ara bu mevsimde güven olmaz. Bunu çocukluğumdan biliyorum. Balık tutmaya gittiğimiz kimi günler bu nehir bulanık ve taşkın sularıyla bizi selamlardı. İşte o zaman balık tutma hayallerimiz suya düşer tıpış tıpış eve dönerdik. Bulanık bulanmış olan duru olmayan anlamındadır. Taşkın kelimesi ise taşmış olan aşırı hareketli anlamına gelen bir kavramdır. O halde tam karşıt anlamını bulacağımız seçenekler A. Duru, durgun. Şimdi duru kelimesini bulanık kelimesinin yerine getirdiğimde tam karşıt anlamını elde ederim. Çünkü duru kelimesi bulanık kelimesinin tam karşıt anlamıdır. Durgun kelimesini de taşkının yerine getirdiğimde tam tersi bir anlam elde ederim. Çünkü taşkında aşırı hareketli taşmış olma anlamı var. Durgunda ise daha sakin bir anlam var. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği görünüyor. Ama diğer kelimelere de bir bakalım. Sakin, dingin, köpüklü ürperteci, düzgün sakin, köpüksüz dalgasız. Evet cevabımız A seçeneği görünüyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlamlı bir sözcük soyut anlamda kullanılmıştır? Somut anlamda bir kelime soyut anlamda kullanılacaksa cümle içerisinde aslında mecaz anlamda kullanılacaktır. Buna dikkat edeceğiz. "A, içimde yeni umutların filizlenmeye başladığını hissetmek beni mutlu ediyor." cümlesinde filizlenmek kelimesi normalde bitkilerin büyümesi, gelişmesi için kullanılan bir kelimedir. Ancak bu cümlede umutların filizlenmesi derken aslında umutların gelişmesi, umutların büyümesi anlamında dolayısıyla artık umut sözcüğünün soyut bir hali olan gelişmesi, büyümesi ifadesini ne yapıyor? Filizlenmek gibi somut bir kelimeyle karşılıyor. Hem de mecazi anlam kazanıyor bu kelime. Dolayısıyla A seçeneğinde somut anlamlı bir sözcük yani filizlenmek kelimesi soyut anlama gelecek şekilde gelişmek, umutların büyümesi, çoğalması gibi bir anlamda kullanılmış. A seçeneğinde soyut anlama gelecek şekilde kullanılmıştır diyebiliriz. Diğer seçeneklere bakalım. Okyanuslarda çok şiddetli rüzgarlara sert dalgalar adam boyunu bulur. Buzullar Kuzey Amerika'nın büyük bir kısmını kaplardı eskiden. Yıllık sıcaklık ortalamaları dönem dönem sıfır derecenin altındaydı. Yağmur yüklü bulutlar gökyüzünde öbeklenmeye başladı. Hazırlıklı olalım. Gördüğün gibi B, C, D, E seçeneğinde bütün sözcükler kendi anlamını koruyor. Somut anlamsa somut, soyut anlamsa soyut anlamını koruyor. Ama A seçeneğinde bir kelime yani filizlenme kelimesi artık soyut bir kavramı karşılayacak şekilde kullanıldı. O yüzden de cevabımız A'dır. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükler anlamca birbirine en yakındır diyor. Bu cihazların bir an önce ambalajlanması, satılması gerekiyor. Cümlesinde ambalajlamak, satmak birbiriyle alakalı olmayan iki kelimedir. Çünkü birinde paketlemek, bir diğerinde satışa sunmak anlamı var. Kendisini anlatılanları dinlemiyor, başka şeylerle oyalanıyor cümlesinde dinlemiyorla oyalanıyor birbirine yakın anlamlı değildir. Çünkü birinde söylenilenleri işitmiyor, diğerinde ise başka şeylerle meşgul olmak anlamı var. Sanatta ortaya çıkan bu akım günün modasını da belirlemiş olduğu cümlesinde akım kelimesi belirli alanlarda ortaya çıkan yeni görüş, yeni tarz, yeni fikir gibi anlamları karşılar. Moda ise o günün e, belirlemiş olduğu şartlara doğru yönelimi, yeni eğilim simgeler. Dolayısıyla ikisinde de yenilik anlamı yoğun bir şekilde verildiği için nedir bunlar? Yakın anlamlıdır. Bana karşı son derece saygılı ve anlayışlı davranıyorlar cümlesinde saygılı kelimesi saygısını belirleden, saygı gösteren, hürmetli gibi anlamlara gelir. Anlayışlı davranmakta ise hoşgörü göstermek anlamı var. Dolayısıyla ikisi birbiriyle yakın anlamlı değildir. Yeni araçların yapımı Oldukça karmaşık ve bunların kullanımı çok zor derken karmaşık olan bir şeyin zor olduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla bunlar da yakın anlamlı değildir. Cevabımız bu anlamda C seçeneğidir. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin eş seslisinin sözlük anlamı ayrı içinde verilmemiştir. Eş seslilik ya da ses teşlik yazılışları okunuşları aynı ancak anlamları farklı olan sözcüklere verilen isimdir. A seçeneğinde satranç oyununda en sevdiğim söz şah ve mat. Mat kelimesi bir satrançta yenilgi anlamını karşılayan bir sözcüktür. Bir de rengi donuk olan anlamındadır, parlak olmayan anlamındadır. Dolayısıyla bu cümlede yenilgi anlamında kullanılmış. Demek ki ayraç içinde donuk olan, parlak olmayan anlamı olmalı. Bakıyorum ayraç içine parlak olmayan, donuk kelimesini vermiş. Dolayısıyla A'da verilen ifade doğrudur. Pusula kutup noktasında çok hızlı dönermiş cümlesinde pusula kelimesinin altını çizmiş. Bu cümledeki kullanımına göre pusula yön bildiren bir araç. Bu anlamı var pusula kelimesinin bir de pusula kelimesinin küçük bir kağıda yazılmış mektup, yönerge gibi anlamı vardır. Ayrı içindeki anlama da baktığımda küçük bir kağıda yazılmış kısa mektup anlamı var. Dolayısıyla pusula kelimesinin ikinci anlamı yani eş sesli anlamı ayrı içinde verilmiştir. Bahar gelince bahçeye renk renk çiçekler diktik cümlesinde dik dik derken ne yapıyor? Toprağa yerleştirdik. Toprağa gömmek, toprakta büyümesi için toprağa yerleştirmek anlamındaki anlamı var. Bir de dik kelimesinin açı anlamı var. Dik açı kelimesinden de bilirsin. O yüzden iki anlamı birden var ama ayrı içine baktığımızda beklemek için birini bir şeyin başına getirmek anlamı bu kelimenin eş seslisi değildir. Dolayısıyla cevap C görünüyor belinden bir kese çıkardı. Keseden para aldı cümlesinde. Kese kelimesi evet paraları koyduğumuz bir kumaş parçası iplikle böyle başında hatta büzeriz. Bir, bir bu anlamı var ki cümlede bu anlamda kullanılmış. Bir de kese kelimesinin bir diğer anlamı yani eş sesli olduğu için bir diğer anlamı var ki o da kısa kestirmeden gidilen yol demektir. Ayrı içinde de doğrudan bu anlamı verdiği için eş seslisi ayrı içinde verilmiştir diyoruz. Çay Karadeniz'de en çok yetiştirilen bitkidir. Evet çay kelimesi bu cümlede doğrudan bitki anlamını koruyor. Bu anlamda da kullanılmış. Çay kelimesinin bir diğer anlamı, bir diğer eş sesli olan anlamı ise akarsudan, e, küçük, ırmaktan, dere, e, ırmaktan değil dereden büyük anlamıdır. Dolayısıyla ayrı içine baktığımda dereden büyük, ırmaktan küçük, akarsu diyor. E, e seçeneğinde verilen ayrı içindeki anlamda doğrudan eş seslisidir. Ancak C seçeneğinde ayrı içinde kelime verilen ifadenin eş seslisi değildir. Aşağıdaki dizelerin hangisinde karşıt çağrışımlar içeren sözcükler kullanılmamıştır? Karşıt çağrışımlar içermesi sözcüğün hem karşıt anlamlı kelimeleri çağrıştırması ya da doğrudan verilen dizelerde birbirinin karşıt olan kelimeleri bulmak demektir. A. Ne dost sevgisi, ne yar sevgisi, ne varsa hepsini bırakıp gitmek ister dizelerinde herhangi bir karşıt anlam, karşıt çağrışım yok ama diğer seçenekleri de görelim. Neylersin ölüm herkesin başında uyudun uyanamadın olacak derken uyudun uyanamadın ifadeleriyle ne yapıyor? Hayatta kalmakla ölmek kavramlarını çağrıştırıyor. Dolayısıyla karşıt çağrışım içeren sözcükler var. Şimşekler yanıp söndü, şimşekler sönüp yandı, derindeki sarnıçta durgun sular uyandı derken sönmek ve yanmak kelimeleri karşıt çağrışım içeren sözcüklerdir. Gözlerim uzun uzun buğulu kaldı bende dedi hana sağ indi, ölü çıktı geçende derken sağ ve ölü kelimeleri ye karşıtlık içeren kelimelerimizdir. Buldum buldum yıllardır kaybettiğim aynayı derken bulmak ve kaybetmek sözcükleri de yine karşıt çarşım içeren sözcüklerdir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerle simgesel olarak anlatılmak isteneni sırasıyla aşağıda verilen sözcüklerden hangileri karşılar? Simgesel sembolik sembolle ilgili anlamındadır. Dolayısıyla altı çizili kelimeler cümlede sembol anlamlarıyla, simgesel çağrışım anlamlarıyla nasıl kullanılmış? Cümledeki anlamdan dolayı çıkarak bunu tespit edelim önce. O dönem edebiyat dünyasının ak saçları biz yeni yetmelere burun kıvırır kendilerini Kaf görürlerdi. Cümlesinde ak saçlılar hiç de öyle saçları gerçekten ağarmış anlamında değil. Buradaki ak saçlılık deneyimli, bilgili, tecrübeli değil mi? Görmüş, geçirmiş gibi asla donanımlı insanları kapsıyor. Yeni yetmeler ifadesi ise biraz daha böyle acemilik, çok deneyimi olmamak gibi anlamları çağrıştırıyor. O zaman seçeneklere bu bağlamda bakalım. A seçeneğinde bilgiç ve yeteneksiz kelimesini vermiş. Yeteneksiz kelimesi yeni yetme kavramını karşılamıyor. Dolayısıyla A'yı ikinci kelimeden dolayı eleyebiliriz. E, aksaçlılık bilgiçlik demektir evet ama buradaki bilgiçlikte biraz daha böyle küstahlık da bir anlamı var. Dolayısıyla hani A'daki bilgiçlik biraz karşılamıyor diyebiliriz. B'de deneyimli ve acemi vermiş. Aksaçlılık doğrudan deneyimi tecrübe isim geliyor bu cümlede. Yeni yetme ifadesi doğrudan Acemiliği karşılar yani tecrübesizliği karşılar. Dolayısıyla cevap B görünüyor. Yaşlı bilinçsiz demiş C seçeneğinde. Şimdi aksaçlılık sadece yaşlılığı değil o yaşanmış olanlarla birlikte yaşanmışlıklarla birlikte edinilen tecrübeyi ve deneyimi de çağrıştırıyor. Dolayısıyla yaşlı kelimesi burada olmaz. D seçeneğinde hoşgörülü ve asi demiş. İkisi de kesinlikle karşılamayan kelimeler doğrudan eliyorum. E seçeneğinde sakin ve heyecanlı demiş. Hani ak saçlar çok sakin insanlar olurlar. Yeni yetmeler de çok heyecanlı olurlar. Bu bizim yorumumuz. Doğrudan bu kelimeleri karşılayan B seçeneği gibi ifade varken, B seçeneğindeki ifadeler varken E seçeneği tamamen yoruma girer, kişisel görüşe girer. Dolayısıyla cevabımız doğrudan karşılayan seçenek B seçeneğidir. Açılmak sözcüğü numaralı cümlelerin hangilerinde yakın anlamlı olarak kullanılmıştır? 1. Görevliler açılın, yol verin diye bağırıyordu. Açılın kelimesi birinci cümlede geçit vermek, yolu tıkamamak anlamlarında kullanılmıştır. 2. Bu tekneyle bu kadar açılmak tehlikeli değil mi derken bu cümlede kıyıdan uzaklaşmak anlamında kullanılmıştır. Kıyıdan uzaklaşmak. 3. Böyle suskundurduğuna bakmayın zamanla o da açılır. Yani o da ne yapar? O da üstündeki çekingenliği atar. Tutukluğu gider anlamında. Dolayısıyla üstündeki çekingenliğin gitmesi diyelim şuraya. Çekingenliğin gitmesi. Evet. dörde baktık. Kullandığım burun spreyinden sonra nefesim iyice açıldı derken burada da burun tıkanıklığının açılması anlamında hatta ferahlamak anlamında. Kanıklığının açılması, ferahlamak diyelim şöyle. 5'e baktık. ilk başlarda konuşmalarında tutukluk vardı. Şimdi konuştukça açılıyor derken ne yapıyor yani? Çekingenliği gidiyor. O tutukluğu ortadan kalkıyor anlamında. Biz bu anlamı nerede görmüştük? 5'teki anlamı 3'te görmüştük. Dolayısıyla cevabımız 3 ve 5 yani E seçeneğidir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi genel anlamda kullanılmıştır? Kimi sözcükler tekil kullanıldıkları halde belli bir türü oluşturan varlıkların tümünü anlatabilir. Bu durumda söz konusu sözcük genel anlamda kullanılmış olur. A. Sanatçı bu ödülün kendisini onurlandırdığını söyledi derken buradaki sanatçı ile kastettiği belli bir kişi. Dolayısıyla bu cümlede altı çizili kelime genel anlamda değil özel anlamda kullanılmıştır. Akvaryumdaki bu balık eve gelen herkesin dikkatini çekiyordu cümlesinde hatta akvaryumdaki bu balık diyerek o balığı ne yaptı özelleştirdi yani var olan belli bir balıktan bahsetti. Dolayısıyla buradaki balık kelimesi de belli bir varlığı, belli bir hayvanı kastediyor. Yani yine özel anlamdadır. Şu kitap çağının sorunlarını anlaşılır bir dille ifade ediyor derken kitap sözcüğü cümledeki anlamdan da yola çıkarak var olan belli bir kitabı karşılıyor. Sadece ismini söylememiş bu cümlede. Dolayısıyla bu cümlede de artık kastedilen belli bir kitaptır. Yani özel anlamda kullanılmıştır. D seçeneğinde şiir insana belli şeyleri öğretmeyi amaçlayan bir tür değildir derken şiirle bütün şiirleri kastediyor. Dolayısıyla burada artık şiir kelimesi genel anlamda kullanılmıştır. Cevap da bu bağlamda D seçeneği görünüyor. Yazar bu günlerin aşılması için herkese görev düştüğünü belirtiyordu derken bir yazarı aslında kastediyor. Sadece adını söylememiş, yazar diyerek genel anlamda kullanılan bir kelimeyi bu cümlede özel anlamda kullanım, kullanmış artık. Dolayısıyla kastettiği belli bir kişi, belli bir yazar. O yüzden bu cümlede de altı çizili sözcük özel anlamda kullanılmıştır. Cevap da bu doğrultuda D seçeneğidir. Bu dizeleri oluşturan sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Gül kokuyorsun, amansız kokuyorsun. Bu koku dünyayı tutacak neredeyse. Gül, gül diye bağıracak çocuklar bütün. Herkes hep bir ağızdan gül. Gittikçe daha keskin kokuyorsun, daha yoğun, dayanılmaz bir şey oluyorsun. Biliyorsun. Öfkeli öfkeli gül, gül kokuyorsun nefes nefese. A. Gül sözcükleri sesteşlik ilişkisiyle kullanılmıştır. Gül kelimesi buradaki kullanımıyla çiçek anlamında, öfkeli öfkeli gül derken de gülmek anlamındadır. Dolayısıyla gül kelimesinin yazılışları iki şekilde de aynı ancak anlamları farklı. Yani sesteşlik ilişkisiyle kullanılmıştır. Doğrudur. Amansız sözcüğü soyuttur demiş. Doğru. Amansız sözcüğü sözlük anlamıyla baktığımızda merhametsiz. Yani Katı yürekli değil mi? Gaddar, zalim anlamlarına geliyor. Dolayısıyla merhametsiz olması, katı yürekli olması, gaddar olması soyut bir şeydir. Bizim için de bu kelime B seçeneğine de verilen bilgi doğrudur. Dünya sözcüğü terim anlamda kullanılmıştır diyor. Cümle içerisinde baktığımızda dünya kelimesi astronomi ile ilgili, uzay bilimi ile ilgili kullanılmış bir kelime değil bu cümlede. Dolayısıyla bu cümledeki dünya kelimesi terim anlamlı bir sözcük değildir. Cevap da dolayısıyla C seçeneği görünüyor ama diğerlerini de doğrulayalım. Koku sözcüğü somuttur. Evet hiç parçaya bakmamıza bile gerek yok. Çünkü koku kelimesi Doğrudan koklama duyumuzla karşıladığımız, bir duyu organımızla algılayabildiğimiz bir kavram yani somuttur. Öfkeli sözcüğü nitel anlamlıdır. Nitel anlamlı sözcükler varlıkların özelliklerini belirtir. Bir de nicel anlam vardı. O da varlıkların sayılabilen, ölçülebilen özelliklerini veriyordu. Dolayısıyla buradaki öfkeli, öfkeli gül derken ne yapıyor? Gülmek fiilini belirtiyor, özelliğini belirtiyor. Nasıl gülmesi gerektiğini söylüyor. Yani nitelik bildiriyor. O yüzden de E'de verilen bilgi de doğrudur ama eminiz C'deki bilgi yanlıştır. Yaş sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde kamp ateşi yakmak için kuru odun topladık cümlesindeki kuru sözcüğünün karşıt anlamlısı olarak kullanılmıştır? Öncülde verilen cümlede kuru kelimesi ıslaklığı olmayan anlamındadır. Yani nemi ıslaklığı olmayan anlamındadır. Dolayısıyla bu kelimenin karşıtı olan yaş kelimesi de tam tersi ıslak olan, nemi olan anlamındadır. Buna dair bir anlam aramalıyız seçeneklerde. 35 yaş Cahit Sıtkı Tarancı'nın ünlü bir şiiridir. Cümlesinde yaş sözcüğü burada doğuştan e, bulunduğu zamana kadar yıl ile ölçülen zaman dilimini kapsar. Yaşanılan süreyi kapsar. Dolayısıyla buradaki ıslak anlamı yoktur. Çocuğumuzu yetiştirip bu yaşa getirmek kolay olmadı derken yine ömür süresi anlamındadır bu cümlede. Dolayısıyla ıslak anlamı yoktur. Ben memleketimden çok genç yaşta ayrılıp gurbete çıktım derken yine buradaki yaşta yaşanılan o ömür süresini karşılamakta. Dolayısıyla benden istediği yaş anlamı yok. Yaş çamaşırları balkona asalım da çamaşırlar biraz havalansın derken işte buradaki yaş ıslak olan, nemi olan anlamında ve hatta buraya kuru kelimesini getirerek karşıt anlamı oluyor mu bunu da deneyebilirsin. Kuru çamaşırları balkondan topladım diyebilirsin. Dolayısıyla karşıt anlamı doğrudan D seçeneğinde verilmiş. Yaşını başına almış insanlar elbette ki daha oturaklı oluyor derken de burada da yaşını başına almış, belli bir yıl yaşamış, belli bir sene yaşamış kişileri karşılıyor. Dolayısıyla ıslak olmak anlamı yok. Cevabımız doğrudan D seçeneğidir.